Merhabalar. Bu videoda artık Binance hesabımızı yazacağımız bota bağlayacağız. Bütün emirlerimizde, daha doğrusu emir gönderirken, hesaptan bilgi çekerken Binance hesabımızdaki APK ve Secret Key bilgileri isteniyor ve bunlar belli bir şifreleme yönteminden geçirilip öyle istek atılıyor Binance'e. Şimdi API'yi nasıl oluşturacağım? Bu arada ben masaüstü uygulamayı kullanıyorum. Anlattığım her şey masaüstü uygulaması için geçerlidir. Eğer masaüstü web sitesinde farklı bir tasarım varsa bilmiyorum. Mobil uygulamada farklı bir yerde varsa onu da bilmiyorum. Benim tavsiyem herkesin işlemlerini masaüstü uygulamadan yapsınlar. Çünkü yani telefondan zaten işlem açmak sıkıntı. Normal vadeli veya spotta bile işlem yaparken hep masa üstünden yapıyorum. Neyse, API oluşturmamız gerekiyor ve bunlara belli başlı izinleri vermemiz gerekiyor. API'yi nasıl oluşturacağım? Hemen yukarıdaki adam ikonuna, kullanıcı merkezine tıklayıp API yönetimi diyorum. Burada hemen bir isim girmemiz gerekiyor. Bu arada bunlar benim kullandığım API'ler. İsim girmek istiyorum. İsmi dersler 1, Python, Linux vesaire vesaire. Neyse, önemli değil. Oluşturulan API diyorum. Bana mail adresime ve telefonuma şifre gelecek. Hemen onlara bakacağım şimdi. Telefonuma gelen kod 849 372. Pardon, mail adresiydi bu. SMS hala gelmedi. SMS'i bekliyorum. Bir iki kere böyle doğrulama yaptıktan sonra tekrar API ile işiniz kalmıyor. Evet, telefona da geldi. Gönder dedim ve bana bir API key ve bir de secret key verdi. Bu API key ve secret key'i kopyalamak zorundasınız. Çünkü bunlar bir daha gözükmeyecek. Şimdi API bize ne izinler veriyor? Onlara bakalım. Okuma yetkinleştir. Zaten bu veri çekme işine yarıyor. Hani cüzdandaki bilgiler, ne kadar param var, işlemlerim, emirlerim, bunları görmek için bunu zaten kaldıramıyorsunuz. Spot ve margin alım satımını etkinleştir, vadeli işlemleri etkinleştir, çekim etkinleştir, evrensel transfer izinler vesaire vesaire. Bizim bunların hiçbiriyle işimiz yok. Biz sadece burada vadeli işlemler yapacağımız için vadeli işlemleri etkinleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Kısıtlamaları düzenle diyorum. Vadeli işlemleri etkinleştir diyorum. Uyarı var. Vadeli işlemler hesabınızın açılmasından önce oluşturulan API, vadeli işlemler API hizmetini desteklemez. Yani ilk önce vadeli bir işlem hesabı açacaksınız. Ondan sonra hesabınızı açtıktan sonra API oluşturmalısınız diyor. Tamam dedim. Çekime vesaire izin yok. Zaten sizin yaptığınız işlemde hiçbir şekilde sizin paranızı başka bir cüzdana aktaramazlar. Bu güzel bir şey. Tamama bastım. Bir kere daha telefonuma kod gelecek. Onu da yazdıktan sonra benim artık Binance ile işim kalmayacak. Niye bu kadar geç attı bu mesajları ya bu? Evet, geldi. Şifrem ney? 412 582. Tamamdır. Artık vadeli işlemleri etkinleştirdim. Bu API şifreleri girilerek benim hesabımda vadeli işlemler yapılabilecek. Son kez söylüyorum. API key ve secret key'i bir yere kopyalayın. Buradan çıktığımda tekrar benim API key ve secret key'im gözükmeyecek. Tekrar bir API oluşturmak zorunda kalırsınız. API oluşturmak bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hatta buradan sileyim. API'yi de artık bu API'yi kullanmayacağım. Sadece API'yi göstermek için gösterdim. Onayla dedim. Tamam, bu API de silindi. API oluşturmak bu kadardı. Şifrelerinizi bir kenara not edin. Bundan sonra emir gönderirken, veri çekerken, hesapla ilgili bilgilere bakarken vesaire
bu bilgileri kullanacağız. Umarım faydalı olmuştur. Twitter'dan, YouTube'dan ve TradingView'den beni takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, eleştiride bulunabilirsiniz. Yanlış yaptığım bir yer olabilir. O konuda uyarabilirsiniz. Hemen düzeltiriz. Sıkıntı yok. Diğer videolarda görüşmek üzere.